Arkadaşlar merhaba, Home Assistant serimizin bugünkü videosunda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zekaların kapılarını aralıyoruz. Yapay zeka teknolojileri günlük işlerimizi kolaylaştırmanın ötesinde akıllı ev sistemlerimizi daha da akıllı hale getirme potansiyeline sahip. Akıllı evlerimizde yapay zekayı entegre ederek ev otomasyonunu yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Şimdilik yapay zekayı sesli asistan olarak kullanıp onlarla iletişim kurabiliyor ve onlara komutlar verebiliyoruz. Ancak bir yapay zekaya ışığımı aç gibi basit bir komut ver göndermek bana pek de mantıklı gelmiyor. Bu işlemleri yapan hali hazırda Siri, Alexa veya Google Asistan gibi sistemler zaten mevcut. Ve bunları telefonda veya HomePod, Alexa, Google Home gibi cihazlarda kullanmak gerçekten pratiklik sağlıyor. Tabi sadece komut ile otomasyon oluşturabilirsek hala bu seçenek değerlendirilebilir. O yüzden birçok YouTube kanalının yaptığı gibi yapay zekayı sesli asistan olarak değil, arka planda çalışan bir beyin olarak kullanmak ve bu beynin daha karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlayarak hayatımızı kolaylaştırması beni daha çok heyecanlandırıyor. Bu konuda her geçen gün gelişmeler devam ederken bu videoda Google'ın Gemini adını verdiği yapay zeka teknolojisiyle Kameradaki bir görüntüyü analiz ettirip bize neler gördüğünü söylemesini isteyeceğiz. Örneğin zile basıldığında yapay zeka kapıdaki görüntüyü anında analiz edecek ve kapıda nasıl birinin olduğunu, elinde ne tuttuğunu sesli veya yazılı olarak bize bildirecek. Veya arka kapımızdaki kamera hareket algıladığında bu görüntüde neler olup bittiğini yine aynı şekilde bize bildirecek. Böylece meşgul olduğumuz anlarda bile kameraya bakmadan hızlı ve etkili bir şekilde kapıda veya arka bahçede neler olup bittiğini öğrenebileceğiz. Peki bu fikir sizi de heyecanlandırıyor mu? Bence yapay zeka tam da böyle kullanılmalı. Hadi bu teknolojiye birlikte göz atalım. Evet, öncelikle yapay zekamız Gemini'yi kurmamız gerekiyor. Bunun için ayarlar, cihazlar ve hizmetler ve entegrasyon ekle bölümüne geliyoruz. Buraya Google yazıyoruz. Ve Google'a tıkladıktan sonra biraz aşağıda Google'ın AI eklentisini görüyoruz ve buna tıklıyoruz. Ve bizden API anahtarını istiyor. API anahtarını oluşturmak için üst tarafta bulunan soru işaretine tıklıyoruz ve Home sayfası açılıyor. Buradan buradaki linke tıklıyoruz ve bizi Google AI Studio sayfasına yönlendiriyor. Burada bulunan seçeneklerden en üsttekini tıklayıp devam diyoruz. Ve daha sonra Create API Key butonuna basıyoruz. Ve buradan da Create API Key in New Project'e tıklıyoruz ve bize API key'imizi oluşturmaya başlıyor. Ve API key'imizi oluşturduktan sonra buradan copy diyoruz ve home Assistant sayfamıza geri dönüyoruz. Buraya API key'imizi yapıştırıyoruz ve gönder diyoruz. Ve bitir diyoruz. Evet gördüğünüz gibi yapay zekamız Google Gemini kurulmuş oldu. Şimdi bunu bir test edelim. Bunun için geliştirici araçlarına geliyoruz ve buradan hizmetlere geliyoruz. Buraya Google yazmanız yeterli zaten çıkacaktır. Buradan içerik oluştura tıklıyoruz. Ve buraya bir prompt yazıyoruz ve buraya resim dosyasının yolunu yazıyoruz. Örneğin kapı zilimizdeki kamerayı kullanarak aldığımız bir görüntüyü kullanarak bunu test edelim. Bunun için buraya bir prompt yazıyorum ben. Bu promptu açıklamalar kısmında da size vereceğim. Bu promptu bir haftadır ben deniyorum. Gayet güzel çalışıyor. Kamera görüntüsünü göstermek için de buraya tik işaretliyoruz ve buraya kendi kamera görüntümüzü nereye aldıysak onun yolunu yazıyoruz. Örneğin internetten ben bir videodan bir fotoğraf çektim ve bu fotoğrafı göstererek bir deneyelim. Daha sonra kendi kameramdan çektiğim görüntülerle de bunu deneyeceğiz. Şimdilik bunu servis çağır diyerek bir deneyelim. Birkaç saniye geçtikten sonra postacı kapıda ve iki kutu taşıyor şeklinde bize cevabını vermiş oldu. Bir de benim dış apartman kapısındaki kameramdan çektiğim bir görüntüde bunu deneyelim. Görüntü bu şekilde ve bunu da bir sorgulatalım. Evet cevabımız geldi. Siyah giyimli bir motosikletli kuryenin kapıda durmuş bir paket bıraktığını görüyorum şeklinde bize cevap vermiş oldu. Gördüğünüz gibi görüntüde kas takan birinin motosikletli kurye olduğunu anladı ve elinde bir paket olduğunu da gördü. Bir farklı görüntüde de bunu deneyelim. Evet bu görüntüde gördüğünüz gibi kaskı kafasından çıkartmış elinde tutan bir kuryenin görüntüsü var. Bunu nasıl yorumlayacak bir de ona bakalım. Tekrar servis çağır diyorum. Evet cevabımız geldi. Siyah ceketli ve kot pantolonlu bir adam merdivenlerden çıkıyor. Siyah bir kask ve telefon tutuyor şeklinde oldu. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi elinde telefon küçücük gözüküyor. Yani ekranın küçük bir köşesi gözüküyor. Buna rağmen burada telefonu tanıdı ve bize bildirmiş oldu. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Bir de şöyle bir görüntüm var. Burada gördüğünüz gibi elimde bir kedi tutuyorum. Ve bunu nasıl yorumlayacak bir bakalım. Servis çağır diyorum ve gördüğünüz gibi cevabı bir adam kediyi tutuyor oldu ve elimdeki kedi de tanıdı. Son olarak bir örnek daha göstereceğim. Daha sonra bunu otomasyonlaştırma kısmına geçeceğiz. Bahçedeki kameram hareket algıladığında bir fotoğraf çekiyor ve bu fotoğrafı da yorumlamasını istiyorum. Yalnız burada prompt'u biraz değiştirmemiz gerekiyor. Evet prompt'umu değiştirdim. Bahçe kameram hareket algıladı ve kameram bir görüntü çekti. Bu alınan görüntüde şüpheli bir durum var mı? Çok kısaca açıklayın şeklinde bir prompt oluşturdum ve dosya yolumu belirledim. Servis çağır diyorum. Bahçe de bir adam var siyah beyaz görüntüde adamın yüzü net olarak görünmüyor. Adamın elinde bir şey olup olmadığı da belli değil şeklinde cevap vermiş oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şimdi bunu otomasyonda nasıl kullanırız ona bakalım. Evet otomasyon oluşturmak için kendi kurulumuma geçtim. Sanal Home Assistant'ta kameralarım yoktu çünkü. Öncelikle bir tetikleyici oluşturmamız gerekiyor. Tetikleyici için yine zil senaryosu üzerine ilerlersek benim dış kapı zilimi seçmek istiyorum. Ve bunu basıldı yapıyorum. Düğme basıldığında otomasyon gerçekleşecek. İşlem ekle bölümünde önce kameramızdan bir görüntü almamız gerekiyor. Bunun için kamera bölümünden anlık görüntü alanına seçiyorum. Ve buradan dış kapımdaki kameramı seçiyorum. Ve dosya yolunu da medya anlık Foto JPEG olarak belirliyorum. Daha sonrasında bunu kapatıyorum ve Google Gemini'yi seçiyorum. Buraya Google yazdıktan sonra zaten direkt çıkıyor içerik oluştur. Buraya promptumu yapıştırıyorum. Ve az önce oluşturduğumuz dosya yolunu buradan kopyalıyorum. Ve buradaki tiki işaretledikten sonra buraya yapıştırıyorum. Burada yanıt değişkeni bölümü var. Buraya ise buradaki promptu çalıştırdıktan sonra cevabın hangi değişkene kayıt olacağını belirlememiz gerekiyor. Ben buraya direkt cevap yazıyorum. Burada bu prompt'u çalıştırıp cevap değişkenine yapıştıracak ve burayı da kapatıyorum. Daha sonrasında işlemekle diyerek burada gelen cevabı isterseniz evinizdeki bir hoparlörden text to speech olarak sesli olarak bildirebilirsiniz ya da telefonunuza bu cevabı gönderebilirsiniz. Buradaki seçim size kalmış. Öncelikle ben telefon bildirim olarak göstereyim. Bu arada telefon bildirimleri konusunda önceki videolarımdan kişiselleştirilmiş bildirimler ve interaktif bildirimler videolarımı izleyebilirsiniz. Orada bu otomasyonu daha da zenginleştirebilirsiniz. Ben buradan telefonumu seçiyorum ve başlık olarak dış kapı yazıyorum. Data olarak imaj 2.3 üst üste bir boşluk ve dosya yolumu yapıştırıyorum. Ve mesaj kısmına ise aşağıda açıklamalar kısmına da bırakacağım şekilde iki parantez az önce oluşturduğumuz değişken cevap olduğu için cevap nokta text ve iki parantez kapat şeklinde yazıyoruz. Ben direkt yapıştır dediğimde zaten yamıl düzenleme moduna geçecek. Bu şekilde bildirimimizi hazırladıktan sonra telefonumuza nasıl bir bildirim gelecek bir bakalım. Evet bu şekilde bir bildirim geliyor. Bir de benim kullandığım otomasyonu ben göstereyim. Evet ben böyle bir otomasyon kullanıyorum. Dış düğmemden basıldığı zaman ya da çift tıklandığı veya sürekli basıldığı zaman tetiklenecek şekilde burası çalışıyor. Dış kapımdan anlık bir görüntü alıyor. Daha sonra evimdeki hoparlörden bir zil sesi çalıyor. Daha sonrasında Google Gemini promptunu oluşturuyor ve cevap bir değişkenine bunu kayıt ediyor. Daha sonrasında hoparlörümün ses seviyesini ayarlıyorum ben. Ve text to speech özelliği ile evimdeki hoparlöre Google Gemini'den gelen cevabı seslendiriyorum. Ve seslendirdikten sonra da aynı şekilde bu bildirim ve görüntü ile telefonuma bir bildirim gönderiyorum. Eğer isterseniz buradaki tetikleyiciyi hareket algılama olarak da değiştirebilirsiniz bir hareket algılandığında buradaki otomasyon çalışsın şeklinde yapabilirsiniz. Bunun güzel yanı herhangi bir kamerayı kullanabilirsiniz. Yani kameranızın Home entegre olması yeterli. Onun dışında kameradan alınan görüntüyle siz de böyle otomasyonlar yapabilirsiniz. Bir de benim otomasyonum evde nasıl çalışıyor ona bakalım. <laughs> Dış kapı siyah saçlı, turuncu montlu bir kuryenin kapının önünde durmuş bir paket bıraktığını görüyorum. Bu şekilde siz de farklı otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Eğer sizin de aklınıza Google Gemini ile ilgili farklı otomasyon senaryoları geliyorsa lütfen yorumlarda bunu belirtin. Ayrıca bu yapay zeka videosunu beğendiyseniz videoyu beğenerek ve bir yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilir, videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.